Merhaba Fatih Bey. Merhabalar Gökhan Bey. Bugün Sultanbeyli Kent Merkezi'nde üyelik karavanı açtınız. Evet. Üyelik karavanını açmanızdaki sebep nedir? Sultanbeyli halkının üyelik karavanına talebi ne durumda? Yani yoğun taleplerle karşılaşıyoruz burada. Günlük aşağı yukarı 70-80 adet koçan dolduruyoruz. Müthiş bir talep var. Zaten ilçe başkanlığında taleplere yetişemediğimiz için burada ayrı bir komisyon oluşturarak, ayrı bir ekip oluşturarak bir karavan projesi çizdik. Karavanda üyelik almaya başladık. Halkımızla daha iç içe bulunabilmek adına, daha yakından temas kurabilmek adına. Üyelik faaliyetlerimiz sonrasında devam ediyor. Sultanbeyli'nde aslında önemsediğimiz nokta burada genç ağırlıklı üye. Neden genç ağırlıklı üye? Gençlerde artık umut yoksunluğu denilen bir kavram oluştu. Gelecek kaygısı bir yandan, eğitimin ve ekonominin ülke üzerinde iyi yürütülememesi, hani buradan kaynaklanan bozuklukların da artık siyasette çözüm noktasına ulaşabildiğini farkında gençler. Onun açısından kent meydanında, karavanımızda bütün gençleri, bütün Sultanbeyli vatandaşlarımızı bekliyoruz. Tabii ortalama 70-80, bazı günler hafta sonları 100 üyeyi bulabiliyor buradaki talepler. İvmemiz yukarıya doğru son hızla büyüyoruz. Partimiz de aynı şekilde büyüyor. 500 bin üyeye geçtik Türkiye genelinde. Çalışmalarımıza devam ediyoruz bu noktada. Ama önemsediğimiz nokta gençlerin derdine çare bulabilmek, gençlere bir umut sağlayabilmek, gençlerin yarınlarının daha iyi olabilmesi adına burada bir çözüm oluşturabilmek. Zaten bir anket formu hazırladık. Bu anket formunda gençlerin ana sorunlarını derledik. Ne kadar memnunsunuz, ne kadar memnun değilsiniz gibi cevapları bulunuyor altta. Onlara yönelik bir proje oluşturacağız. Zaten 2023 seçimlerine yetiştirmeye, genel merkeze gönderdiğimiz projelerde yeni projeler çıkartmaya, gençlere yönelik yetiştirmeye çalışacağız bu noktada. Peki gençlerin talep ağırlığında, üyelik için bir talepte bulunurken genelde hangi konulara değiniyorlar? Neden İYİ Parti'yi tercih ediyorlar ya da neden İYİ Parti'yi tercih etmeliyiz? Ya öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Yeni bir siyasi kadro artık yenilik istiyor gençlerde. Bu 100 yıllık, 50 yıllık partilerin, yani en aşağısı çeyrek asırı doldurmuş partilerin vaatlerine artık güvenemiyorlar, inanamıyorlar. Çünkü neden hala sürekli aynı vaatleri veriyorsunuz gibi bir serzenişte bulunuyorlar. Burada da gençler en yakın olarak kendilerine İYİ Parti'yi görüyorlar. Hani daha yeni, daha yenilikçi, TBMM'de genç temsil ağırlığı noktasında daha çok ses çıkıyor İYİ Parti'den. Bu olduğunu düşünüyorum. Ya bir genç dert dinleme masası adı altında bir proje oluşturacağız yakında zaten Sultanbeyli ilçemizde. O kadar çok talep var ki artık karavanla da yetişemiyoruz bu taleplere. Daha farklı projelerle gençlerin derdini dinleyip daha çözüm odaklı projeler üreteceğiz bu alanda. Tabii genel merkezimizin de desteğiyle. Zaten ben burada topladığımız doneleri genel başkanımıza özenle hazırlayıp projelendirip kendisine ileteceğiz bu noktada. Peki ortada bir seçim atmosferi yok, bir seçim havası yok. İYİ Parti'nin bu çalışmaları bir seçim hazırlığı mıdır sizce? Seçim hazırlığı değil, çözüm hazırlığıdır İYİ Parti'nin bu çalışmaları. Biz çözüm odaklı bir partiyiz. Hani seçime yatırım yaptığımız kesinlikle düşünülmemelidir bu noktada. Tek derdimiz proje üretmek şu anda halkımıza. Projelerimize ikna edip bu projeleri hayata geçirebilmek adına burada çalışmalar sürdürüyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yer verdiğiniz için yayınınızda. Sağ olun. İyi günler diliyorum.